Merhaba sevgili izleyiciler, sektörlere yönelik yolculuğumuz başkentimiz Ankara'dan, Kavaklıdere'den tüm hızıyla devam ediyor. Ve biz de sektörleri mercek altına almaya, ışık tutmaya tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdiki durağımız ise 17 yıllık bir geçmişe sahip olan İSİS Kuaför Güzellik Merkezi'ne konuk oluyoruz. Ve yanımızda saç tasarımcımız Murat Randa ile birlikteyiz. Merhaba Murat Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Sağ olun, biz de iyiyiz. Tabii ki geçmişinizdeki tecrübeniz, deneyiminiz çok çok önemli. Bununla birlikte sizi biraz tanımak istiyorum. Evet, 97 senesinde başladım kuaför sektörüne. Oran sitesinde devam ettim. Oradan sonra Tunalı'ya geldim. Tunalı'dan sonra asker ve tekrar Tunalı dönemine devam ettik. Bayağı iyi, elimizden geldiği kadar memnun etmek için uğraşıyoruz müşterimizi. Onun için kaliteli ürünler kullanmak için elimizden geleni yapıyoruz. Tabii kaliteli ve marka ürünler. Evet, kullanmış olduğumuz zaten bayağı ünlü ürünler. Türkiye genelinde Akkad firmasıyla çalışıyoruz. Morfos ürünlerini kullanıyoruz. Morfos ürünlerini biliyorsunuz herkesin tanıdığı bir ürün. Kaliteli standart ürünleri çıkartıyorlar. Saç bakım ürünlerimiz tamamen temelli olarak elimizden geldiği kadar iyi kaliteli ürünler kullanarak bayanlarımızı memnun etmek için uğraşıyoruz. Evet, gerçekten de öyle. Ama dediğim gibi çok uzun yıllardır bu sektördesiniz ve işinizin ehlisiniz. Yani bu 2 dakikalık bir şey ama çok da fazla sürmeden böyle bir saça sahip olabiliyorlar. Ve bu arada özellikle çok teşekkür ediyorum saçlarım için. Çok da güzel oldu. Gerçekten hoş oldu. Ama tabii burada sadece işte fön çekilmiyor. Bununla birlikte neler yapılıyor? Biraz bunlardan bahsedelim. Tabii boyamız var, kesimimiz var, topuzlarımız var, maşalarımız var. Arkasından daha çok kaynak şu anda ön planda insanların. Arkasından keratin bakımlarımız var. Saçı daha yumuşak ve görüksün havasında. Arkasından içeride manikür, pedikür, ağda cilt bakımı, diğer bölümümüz var. Bu şekilde. Tabii bu güzel uygulamalar var ama bu uygulamaları yaparken nelere dikkat ediyoruz? Bir saçın kalitesine bakıyoruz. Mesela bir müşterimiz geldiği zaman fön çekeceğimiz zaman saçın kalitesi, temizliği, ondan sonra kalın telli mi, ince telli mi ve müşterinin memnuniyet edip çıkartabilmemiz için ilk önce insanların tabii ki ruhsal şeyi çok önemli. Aslında öyle değil midir? Genelde burası bir şey gibi, klinik gibi ve tamamen insanların psikolojisini de düzelten ve bu anlamda onlara çok daha hoş dakikalarla deşarj olmalarını sağlayan mekanlardan bir tanesi de burası aslında. Evet, genellikle bayanların zaten canı sıkkın olduğu zaman ya saçını ürünler ya alışverişe giderler. Muhakkak. İkincisi mutlaka eşleriyle ya da erkek arkadaşlarıyla kavga ettiği zaman en rahatlayacağı yer kuaför salonlarıdır. Aslında onların en özel anlarına da tanık oluyorsunuz. Evet, öyle değil mi? Bayanların genellikle 7'den 77'ye hepsini biliyoruz. Ta ki yataktan kalkıp ondan sonra süslenip gidene kadar. ilk geldiğinden ve doğal haliyle ve yapmacık halleriyle kadar da gidiyoruz. Bu onların aslında yaşam koçu oluyorsunuz biraz da. Çünkü onları burada rahatlatıyorsunuz. İşte onların daha sakin bir şekilde hazırlanmasına, biraz daha motive olmasına sebep oluyorsunuz burada. Yaptığınız saçlarla onların daha iyi hissetmesine sebep oluyorsunuz aslında. Evet, bayanlar zaten geldiği zaman direkt zaten bize. Genellikle kaprislerin her şeyi biz rahatlıkla çektiğimiz için artık bayanlara artık işi dışı. İşi de zor mu? Çok zor. Zor ama seviyorsunuz zannediyorum. Yani tabii ki bayan kuaförünü yaparken işinizi severek yapmazsanız yapamazsınız zaten. İşinizi gerçekten sevmeniz lazım ki bayan kuaför olabilirsiniz. Muhakkak. Çünkü bayanlarla uğraşmak gerçekten çok zor. Ama güzel zannediyorum değil mi? Güzel. Sonuçta yaptığınız çalışmaları gördükten sonra o uygulamalar sonucunda memnun olduklarını gördüğünüzde onların o gözlerindeki o memnuniyet ifadesini görmek bence çok hoş bir şey olsa gerek. Genellikle bir saç teli biliyorsunuz çok ince bir kıl tanesi. Kıl evet. Tanesine şekil vererek insanlara hizmet ediyorsunuz. O hizmetler de gerçekten çok güzel. Evet. Tabii bundan sonrasında yine çalışmaya devam edeceğiz zannediyorum değil mi? Evet, tabii ki her zaman. Aklınızda başka projeler var mı, düşünceler var mı? Çünkü daha çok gençsiniz, çok genç bir iş adamısınız. Yolunuz çok daha uzun. Tabii ki daha yeni biz açıldık. Bundan sonra inşallah devam edeceğiz. Ve farklı büyük yerler istiyoruz. Büyük yerlere kadar gitmeyi planlıyoruz. Farklı düşünceler, farklı fikirler var. Tabii bundan sonrasında neler olup bittiğini biz de sevgili izleyenlerle birlikte izleyip göreceğiz. Evet, diyelim o halde.
Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Son olarak sevgili izleyen izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? İzleyicimize genellikle kuaförlerini iyi seçsinler. Çünkü şu anda inanılmaz derecede piyasada çok kuaför var. İşini bilmeyen kuaförümüz çok fazla. Evet. Saçların yanıp yanıp geliyorlar. Ondan sonra ister istemez ucuz kuaförlere çok fazla gitmesinler. Çünkü kullanılmış ürünler çok farklı ve şu piyasadaki olan ürünler kanserojen madde kadar taşıyor. Onun için bayanlarımıza dikkat etmelerini öneriyorum. Ama işsiz kuaförde genelde kullandığımız tüm ürünlerin hepsi bitkisel, organik ürünler. Evet, bu anlamda da gönül rahatlığıyla siz kullanıyorsunuz değil evet, mi? Evet, tabii ki. Biz hakkıyla da yapıyoruz, hakkımızı da alıyoruz. Evet, bu da çok hoş olsa gerek. Evet, en güzeli bu. Evet, çok teşekkür ediyoruz tekrar. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler, işsiz kuaförden, Kavaklıdere'den, Ankara'dan aktaracaklarımız bu kadar. Ankara turumuz devam edecek, biz izlemeye devam edin.